Bugün evden çıkarken ya bugün de çok işim var dedim ya. Cuma'ya nasıl yetişiriz bilmem ki dedim. İç geçirdi bu. Dükkana geldim abi. Boş sepetle. İşleri almaya gelmiş. Ne oldu abi dedim. Dedi buraya kadar. Gözlerimi yumdum. Bak dedim ne yaptım ben ya. Rızkı veren Allah ya. Kimsenin kimseye bir şey verdiğine inanmıyorum. Ben Yüksel Tekin. Artmış Avşat Kireç köyünde 1964 yılında dünyaya geldim. Yani çocuk yaşlarda oralarda ortaokul, lise oralarda okudum, ilkokulu köyümüzde okuduk. Merkezde İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Biz 8 kardeştik. Köylü bey o zaman yoksuldu ülkemiz gerçekten. Ya 80'lere 60'lara gittiğin zaman ülkede çok bir eksiklik vardı. Yani gelir dağılımı, adaletsizliği her zaman oluyor. Bu aralarda köylü insansın yani. Baba zaten tarlada şehirde leşmelik yapan bir insan. Bizim öyle bir lüksümüz yoktu fazla. Hayvanlarımız vardı belli bir şekilde. Yazın hani okul çağımıza gittiğimizde okuldan sonra hayvan peşine gidiyor yaz canlı zamanında. Koyun korkularımız vardı, büyükbaş hayvanlarımız vardı. Yani o zamanlardaki hayat şöyle bir şeydi. Yani yazın toplardık, kışın için depolardık. Kış bahara yeter yetmezdi. İşte fakir bir aile zaten yani köylü insanın zengini çok azdır. Köylerde ağalar azdır yani. Öyle çok ağa yoktu. Ne zaman bizim elimiz iş tutmaya başladı? Birer birer memleketi terk ettik. İlk önce abimler gitti. Ben ilkokulu çıktığım yıl Şavşat'ta bölge okulu yapılıyordu. Orada su satıyordum. Köyümüzün insanlar, yaşlı kadınlarımız sayarlarken derlermiş ki adamlar. Adamlar kimmiş? Para kazanan kişiler adam. Beni onların içine katmışlar. Rahmetli anam söylerdi, gülerdi. Oğlum seninle gurur duyuyor. Ne oldu? Sen de para kazananlar listesindeydin diyor. Babam eskilerden anlatılan, o hikaye anlatan insanlar var ya, yani donanım herifte çok yüksekti. Yani derya. Bir konu söyle, sana onu anlatır, o kadar çoğaltarak anlatır ki sıkıldığın olur ama yani bir şeyleri sana nüfuz ettirmek için en detayına kadar anlatırdı. Din bilgisinde de o konuda da, yani Kur'an okuması babamın okur yazar değildi babam zaten. Yani şeyde, Ali okul şeyde öğrenmiş, askerde öğrenmiş. O halde kitap okurdu babam biliyor musun? Yani hikaye kitapları ama ağırlıklı. Ona yönlenmişti. O saz çalardı. Saz söylerdi, türkü söylerdi. Meddahlar gibi böyle hikayeler anlatırdı çok güzel. Ama diğer anlamda da din konusunda da müthiş bir bağımlı bir insandı yani. Namaz, niyaz dediğin zaman bunlardan asla geri durmazdı. Annem rahmetli, o da keza öyle. Tutucu bir aileydik. Allah korkusu olan bir aile. Öyle ifade edeyim diğer anlamda. Hak hukuk bilen bir insanlardı. Bizlere de bunları söylerken hep öğretirlerdi. Oğlum aman aman yerde bir çöp var senin olmayanı alma. Hani bu kavramları çok iyi bilirlerdi. Ahlak konusunda çok titizlerdi. Yani ahlaksızlık, edep, haya dedikleri şeyleri bize en güzel şekilde anlatmaya çalışırlardı. Yani ki yaşayarak icraatı içinde olan şeyler bunlar hepsi. Aslında bize yanlış el uzatmayı, yalan söylememeyi, bunlar tembihlerlerdi sürekli. İlkokuldan sonra Kur'an kursuna gittik. Kur'an kursları vardı bizim orada, medreseler. Orada kısa bir zaman ya, çok zaten işte iş güç dönemi olduğu için çok fazla gidemedik. Yani orada çat pat Kur'an okumayı öğrendik, öğrenemedik. İşte Sübhaneke, Fatiha, sürelerini biraz öğrendik. Çok iyi bir hocamız da vardı o zaman. Bizim yani ailemizin bize verdiği en güzel şey paylaşmayı bilmek. Biz kardeşler bir arada bir tencerede yemek yerdik. Şimdi ayrı ayrı doza sofralara oturulmuyor kardeş. Düşünebiliyor musun? Nereye geldik ya? Yani bu bizim aile değil sadece. Ülkenin konumu bu.
Şükürler olsun. Biz hala birleşiyoruz. Biz büyük abim var mesela. Yukarıdan aşağı. Biz her bayram bir araya geliriz. Birinin evinde toplanırız. Biz kardeşler, yani şu torun torba büyüdü. Bizim aile çok genişledi. Her biri ikişer, üçer çocuk. Kardeşlerimin artık hepsinin torunları var. Hepsi biz torun torba oldu. Yani torunlar evlenecek çağa geldi neredeyse. Yani kocaman çocuklar oldular, büyüdüler. Hala hürmetimiz, saygımız sonsuz. Bunlarla yaşadık. Ondan sonra işte İstanbul'a gelmemiz, 82'de geldim diye zeminde söylettim. Geldik 80, burada da orası senin, burası benim. Köhne yerlerde yaşadık. Ya yani şu anlamda, ev var yok, kimse sana ev vermiyor. Bekar eskiden ev vermezlerdi. Aile olacaksın. Yani aile içine giren bekar insanı kim kabul eder? Hiç kimse. Abim de burada bir yer tuttuk. Yani abim tutmuştu, ben onun yanına geldim. Bu mesleği işte dolaylı orada tanıştığım insanlarla. Birkaç farklı işlerle çalıştıktan sonra bu mesleği, yani tercihler anlamında değil, yani iş şurada iyi para var, meslek şu diye bu mesleğe başlamış oldum. Ayakkabıcılıkta Fora Freze diye bir bölüm var. Ben frezeci bölümündeyim, başladım mesleğe. Beyoğlu'nda şu yukarı 85-86'lara kadar orada yaşadım. Orada çalıştım. Daha sonra bir fabrikaya geçtim. O arada bir flörtümüz oldu. Eşimle evlendim. 87-90'larda oralardaydım. Avcılar tarafındaydım. Daha sonra oradaki işlerden işte malum sebepler, insanlar hani geçim, iş, istekler bitmeyince şekil, yer değiştirmek zorunda kalıyorsun. Geldik bu yakaya geldim. Burada bir firmada çalıştım. Sonra Kadıköy'de bir yere geçtim. Orada 1,5 yıl falan çalıştım, çalışmadım. Kendi yerimi kurdum. Yani 93'te Kadıköy'de kendi Fantazi Fora Freze Atölyesi diye bir yer kurduk. Bunun içinde yine imalatçıları fason iş yapıyorduk. Frezecilik ayakkabının, şimdi imalatla yapılan kaba saba top, yani bıçak vurulur elle. Bizim freze demek rutuşlamak. Ayakkabıya gelen son üstte atılan malzemeyi ona tesviye, ona şekil vermek. Freze, tesviye. Bu freze, bu yaptığımız işlem. Şimdi bunu normalde kösele kesiyoruz ya bıçakla. Makinelerden geçiyor freze, zımpara, kalın, ince, boyası sürülüyor, parlatılıyor vesaire. Bunlara freze. Ama kalfalık, kesim, model yapmak, kalıba çekmek, sayacılık, ayakkabıcımızda çok bölümler var. Lostra temizleme, bunlar apayrı şeyler. Ya ben burada bütün işini yapabiliyorum. Bir eline ayakkabı aldım zaman şu modeli yapıyorum. Kesimini yapıyorum. Sadece dikiş dediğimiz şu saya dikişini dikmiyorum. Yani dikemiyorum. Onu uğraştımsa da ona hakim olamadım makineye. Yani onun üzerinde küçük bir roda var, bunun üzerinde gezen. O gözümün önünde hızlı koştuğu için ona hakim olamadım. Kendime de kızdım, bıraktım. Dedim yapmayacağım. Yani istesem yapabilirim. Yani İstanbul'u terk etmek istediğimde beceremedim. Kısmet olmadı. Yani gittim Şile'yi gezdim, gittim Ağva'yı gezdim, bilmem nereleri gezdim. Dışarılara gitmek istedim. Ona da hanım pek, yani biraz daha uzaklaşayım istedim. Hanım istemedi. İstanbul'da yani herkes burada. Eşimiz, dostumuz hepsi İstanbul'a tarafında. Ona da hanım pek şey yapmadı, yanaşmadı. Dedim o zaman boşver, gitmeyelim dedi. Kısmet buraya bir geldi, bir arkadaş ya böyle bir yer var dedi. Geldik sen dedi, ya güzel senlisin işte, vakit geçirirsin anlamında. Oraya geldik, baktık, anlaştık, konuştuk. Başladım, 1,5 sene falan oldu buraya geldi. Ha, 2. seneye geldi, 9. ayda. Burada da insanlarla çevre edinmeye başladık. İşte gelen giden oluyor. Oturuyoruz, vakit sabah geliyorum. Bakayım bir tane. Zamanımızı, ömrümüzü tamamlıyoruz aslında. Bir şey yaptığımız yok yani buna bakarsak. Önümüzde çok güzel insanlar, ustalar var. Bitti abi yani. Şu bitti dediğim şu. Üzülüyorum bunu söylerken. Şu işi öyle bir şeye geldik ki herkes spor, hepör, bez, bilmem ne ayakkabı giyiyor. Yani sağlık anlamında en iyi ayakkabı. Kösele deriz. Hala savunuyoruz. Ben ne kadar, nereye kadar gider onu bilmem. Seri üretimde bizim kösele ayakkabılar alanımız kalmadı artık.
Ya farklı işlere bürünmek, onlar da teknik, teknolojik şeylerin geliştiği için biz onlardan çok gerek alıyoruz. Ya ben şimdi oturup bir bilgisayar kulübü satış yapamıyorum mesela. Yani yapmaya çalışırsam da yeterli olmuyor. Ya teknolojiden geride kalıyoruz, sosyal medyadan geride kalıyoruz. Yani buna şu anlamda reklam diyorlar ya, biz o konuda onlara da yani sanki para vermeye kıyamıyoruz yani. Bir reklamcı çağırsa belki farklı şeyler olabilir. Çok talep olsa da çok adam çalıştıracaksın, adam bulamıyorsun. Kalifiye eleman bulamıyorsun. Ya şimdi bir adam getir, oturttur, ya şunu şöyle yap diyorsun, o kafasına göre yapıyor. Bir de yeterli eleman bulmak artık çok zor. İyi bir kalfa bulmak çok zor. Kadıköy'de 8 ay çıra karanıyordu, yazdım. Gelen ne soruyor biliyor musun? Kapı uzatıyor, usta ne vereceksin? Ya evladım bir gel içeri bakalım, cin misin, cin misin ya? Gel bir otur, bir işin ucundan tut, bir duruşuna bakalım. İnsanın yani hal hatırına bakalım, halin, tavrın ne senin yani? Bize elverişli misin, bize güven verebilecek misin? Yani biz sana bir şeyler elbette ki vereceğiz geldiğinde. Ya zaten bir usta adam şunu hesap eder abi, çocuk geldiği zaman günlük yol parası. Mecbur yemek yiyecek sabah, öğlen, akşam ya bu adam. Bunun cebine koyacağım para bunların hesabını yaparak verilir. Ama günümüz şartlarında artık para ön planda, her şeyin önünde para. Ben ne alacağım bileyim önce. Ya bileceksin de sen bana ne vereceksin arkadaşım? Benim işim sana ya şey bir iş değil ki. Amele işi değil ki, gel lan tut şunları, kaldır götür getir. İndir kaldır, al paranı git. Öyle değilim ki ben. Bana mı verimli olacaksın? Bana hürmetli olacaksın? Ki yarınlarını kazanacaksın. Benden bir alacağın şey en büyük para yarını kazanmak sen. Bugün ben baki değilim ki, kimse baki değil zaten. Biz de öyleydi. Biz ustalarımızın yanına gittiysek ne verirsen usta Allah bereket versin. Ne zaman iş öğrendik? Ne zaman bir şeyin önünden tuttuk? Usta bakıyor zaten. Ahmet'in kalfası ne alıyor? 5 lira. Seni 3 liraya çalıştırmaz ki adam zaten. Gerçekten çok iyi bir ustam vardı. Yani usta dediğin ustaydı. Halden anlayan, yani baktığı zaman sana ne gerekiyor? Tak, senin işini çözen bir insan. Usta zaten demek sadece ayakkabı yapan demek diye değil. Ben bunu kabul etmiyorum, biliyor musun? Bu benim anlayışım böyle. Usta dediğin zaman bir baba gibi yani. Şefkatiyle, sevgisiyle, yönlendirmesiyle, eğitimiyle, sana vereceği bir geleceğiyle usta olmalı. Bana birçoklar usta derdi kızardım. Ya dedim bana usta deme. Ben o kadar yeterli bir değilim ya. Niye? Ya ben şimdi ben kendimi çok yetiştiremedim ki birilerini yetiştireyim. İş babında tamam, iş öğretebilirim. İş anlatabilirim ama bir de ona geleceği vermek, ona hani donanımlı bir insan yapmak. Ben işin orasındayım abi. İnsanın toplum içinde iyi bir insan yapmak, ustalık olur aslında. Sadece iş öğretmek değil hayat ya. Bütün bunları da yapmak lazım. İşte ustam öyle bir ustaydı. Yani erdemli, kişilikli, adam gibi adamdı. Merakla bir şeyleri başarabiliyorsun. Yani merak etmeyen bir insanı bir şey yaptıramazsın artık. Meraklı olacaksın. Ya yani ben hangi işi, ustam çıktığı zaman ustamın yaptığı işi yapmaya kalkardım çırakken. Önümdeki arkadaşlar ne yapıyorsun sen ya derdi. Usta kızar. Ya usta kızar da biz nasıl yapacağız bu işi? İşe başladığım dönemlerde arkadaşlarımızın önüne geçtim hep. Yani önümde çalışan kişilerden önce mesela bir makine bölümleri var ya sırayla. Her şeyde şey vardır, sıralama. Her işi onlardan önce yapmaya çalışıyorum. Merak abi duramıyorum ben ya. Yani seyrediyorum ben onu yaparım diyorum. Ya ne yap? Lan kimsin sen bu işi yapasın? Merakımdan bulaşırdım, yapardım ha. Ha şimdi bir model göreyim. Ya bunu sen yapamazsın dediklerinde ben o modelin abi alasını yapıyorum. Yaparım Allah'a şükür. Yani övünmek istemiyorum aslında. Övündüğün zaman kesinlikle bir eksiklik çıkıyor. Onun altını çizeyim. Övünmeyeceğim. Şimdi benim feyiz aldığım arkadaşlar var, usta arkadaşlarım. Yani bunlarla usta bu nedir, bu nasıl olur, bu nereden gelir, bu nasıl gider falan filan. Bunlarla bunları yaparken birisi bir iş getirdi. Ben dedi böyle bir şey istiyorum dedi. Bir önce tarif etti. Sonra esinleneceğim bir model gösterdi bana. Bu tek parça değeri görüyor musunuz? Bir tek yerinde belirler bağlantı kurmuşum. Oturdum ben bunu yaptım abi. Ayakkabıyı bitirdim. Benim feyiz aldığım arkadaş geldi. Aldım modele baktı yüzüme baktı. Tamam oğlum dedi. Daha sana ben bir şey demem dedi.
Çünkü sen bizi açtın dedi. Yani kendisi bunu yapamayacağı kanaatine geldiğini anladım ben de. Usta dedim estağfurullah ya, biz sizin elinize su dökemeyiz. Hakikaten çok baktı şuna. Ha bu çok kolay bir şeydir belki. Ve ya bir de şöyle bir şey var hocam. Yani biz ne kadar bir şeyler donanıma sahip olsak birileri geldiği zaman o daha da büyüyor. Yani etrafı çevresi genişliyor ya. O bakışında kendisinde eksik gördüğü, bunu beğendiği için de ben o şeyleri söylediğine inandım ben. Yani ben aman ben böyle ustayım anlamında söylemiyorum burasını. Bizim için bayram. Bizim bayramımız ya. Müminin bayramı Cuma günü. Ha, beş vakit namaz, beş günün her vakitinde namazlarımız var ama Cuma çok önemli bir vakit. Cuma temizliği bir başka bir temizlik. Özel temizliğimizi muhakkak yapıyoruz Cuma temizliği. Yani üst baş, çalışıyorlar, ayakkabını, saçını, başını düzeltiyorsun, insan içine çıkıyorsun. Yani bütün bunları özenerek yapıyorsun. Muhterem Müslümanlar, bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmeliyiz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilincine sahip güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır. Cuma günleri muhakkak bir Kur'an okumaya çalışıyorum sabahları. Diğer zamanlarda da muhtelif zamanlarda hatimler yapmaya çalışıyorum. Bizim yani aileden gelen bir şey var dedim ya. Biz kardeşler hep bir araya şey etmezsek bile eskiden önceden bir şeyimiz oldu, böyle bir grup yapmıştık. Tebarek Amme, Yasin, Fetih sürelerini okuyup yani bunları şey yapmak, selavatlar, tevhidler, kelime-i tevhidler, bunları toplayıp birleştirmek, bağışlamak yani geçmişlerimize, onlar için dualar okumak. Bunları hep yapıyorduk. Yani mesela Cuma günleri bir Yasin okumak. Sabahları kalktığında, sabah namazında kalktığında bugün Cuma, bir ölmüşlerimize bir ruhuna bir Fatiha okuyalım, bir Yasin okuyalım, Tebareke Amme Yasin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diğer zamanlarda hani bütün vakit namazlarını ben burada içeride kılmaya çalışıyorum. Yani burada şu şeyim var oraya, orada girişim var. Oraya atıyorum seccademi. Kapı da açık zaten, hiçbir şey yapmıyorum. Namaz kılıyorum, geliyor birileri giriyor, bakıyor gördüğünü, görüyor ya namaz kıldığını zaten. Bekliyesi varsa bekliyor, yoksa çekip gidiyor adam. Bunlara biz özel bir şey yapmıyorum yani. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ya bir haz, ya görevini yaptığının bilincinde olunca bugün de şükür elhamdülillah Cuma namazımızı kıldık deyip geliyorsun ya. Bugün görevimi yaptım geliyorum. Yani bir diğer vakit namazlarda kıldığın gibi namazını kılınca ne diyoruz içimize? Allah'a şükür bugün görevimizi yaptık. Cuma'ya gittiğinde Cuma'nın müminin bayramı Cuma diyordu. Bizim için bir bayram olduğunu bilerek gidiyoruz. Gelişimizde de eda ettik elhamdülillah deyip çıkıyoruz. Çıktığımız gibi koşup dükkana geliyor. Kadıköy'de dükkanı açtım senesi. Kesat dönemimiz var bizim, bir de işlerin iyi, kötü dönemi dedim ya, ya işin furya zamanı, kesat zamanı. Kesat dönemine geldi dükkanı tezgahı kurduğumda. Dükkana geçtiğim zaman bir kalfa arkadaş, bir de iş götür getirmesi için bir çırağım var.
ilk çalıştığım yerden ayrılırken onlar biz de seninle geleceğiz usta dediler. Dedim gelin. Ha birikimim var, evimde para biriktirmişim haliyle. Lan şimdi kesattayız ya, iş gelmeyince nasıl bu adamlara para vereceğim? Cumartesi günü olduğu zaman evden cebimi sağlama alıyorum. Dükkana geliyorum. Çalışanlara gelen paralar yetti yetmedi takviye ediyorum. Haftalıklarını veriyorum. 1, 5, 10. Bir gün bir firmanın birisi geldi ki bizim işimizi yapar mısın? Niye yapmıyorum kardeş? Büyüklüğümüz tezgah kurduk. Gelin yapalım. Arabayla iş getiriyorlar. Sepet sepet işler. İşleri bırakıyorlar. Hani 30-40 çift gelmiş. Onu alıyorlar öbürünü bırakıyorlar. Onu alıp öbürünü bırakıyorlar. 1-5 işler arttı. Hiç unutmadığım bir şey ama. Bugün işim çok hanım. Aman bir çabuk yani temizliğimi yapayım. Cuma'ya yetişeceğim işte. Gideyim bir an önce dükkanıma. 1-5-10, 1-5-10. Böyle işlerimiz gidiyor abi. Para da gelmeye başladı. Durumum da düzeldi artık. Yani evden para getirmiyorum daha. Bunları yaparken bir gün evden çıkarken ya bugün de çok işim var dedim ya. Cuma'ya nasıl yetişiriz bilmem ki dedim. İç geçirdi bu. Dükkana geldim abi. O iş gelen adamdan işler geliyor ya sürekli. Adam geldi abi. Boş sepetle. İşleri almaya gelmiş. Ne oldu abi dedim. Dedi buraya kadar. Gözlerimi yumdum. Bak dedim ne yaptım ben ya. Ve bunu hep insanlara anlattım biliyor musun? Aklıma geldiğinde de anlatıyorum. Bugün Cuma'ya gidemem. Çok işim var dedim biliyor musun? Cuma'ya bugün gidemem dedim. İç geçirdim ben. Ya nereden geldi aklına? Niye bunu düşünceye yakın o şey oldun arkadaş ya? Nereden geldi bu böyle bir şey? Sanki o işin kesileceği sebebiyle sanki Cuma'ya gitmemem sebep olduğunu düşündüm. Hep bunu da her yerde söylüyorum. Rızkı veren Allah ya. Kimsenin kimseye bir şey verdiğine inanmıyorum ben. Veren Allah. Aracıyız. İşte benden alıyor, sana senden alıyor, bana ondan alıyor, ona veriyor. Mevlam bunu öyle bir dizayn etmiş ki abi. Biz yalandan şeye kapılıyoruz. Ne derler ona? Telaşa. Toplumumuza bu öyle empoze edildik usta. Artık biz inanmıyoruz kitaba. Niye? Ayet diyor ki arkadaşım, senin rızkına kefilim diyen Allah ya. Biz ne yapıyoruz dostum? Biz her şeyi biz yaptık, biz ettik. Ya biz kimiz ya? Sana fırsat veren. Sen onu unutuyorsun tövbe Ayşe ya. Geçiyorsun bilmem ne oluyorsun. Olmaz böyle bir şey abi. Verene şükretmiyoruz abi. Verene daim şükredeceğiz ki bir kart daha olsun ya. Biz aksini yapıyoruz. Tamamen her şeyi ben yaptım ettim ya. Sen kimsin? Sana fırsat veren kim ya? Mevla'dan ne istediysen verdiğine inanıyorum. Yani ben şunu düşündüm, şunu yapayım. Allah'ım seni bana eş için de aynısı, iş için de aynısı. Yani aklıma geçinleri zikrettikçe yani ben şunu şunu yapmak istedim. Düşündüğüm her şey oluştu diye düşünüyorum ya. Yani. Geri kaldığım bir şey sanmıyorum. Yani çok çok aman aman biri değilim. Yani varlık anlamında. Ama olmak istediklerim hepsini oluyor. Yani evlenmeden iki çocuğum olsun istedim. Allah Teala iki çocuk verdi. Pişmanlıklarım çok, anlatacaklarım değil. Bir insanı düşünebiliyor musun? Hatasız bir insan mümkün değil. Ama hatalarımı bildim. Bildiklerimi de tekrar eder miyim? Etmem tabii. Geçmiş gitmiş ama bunu anlatmak da mümkün değil. Yani zor işlerden geçtiğimiz, eksiklerimiz olmuş, yanlışa düştüğümüz oldu. Allah inşallah tekrar nasip olmaz. İnsanları gerçekten seviyorum. Yani yaradandan ötürü insanları seviyorum. İnsanlar sevilecek mi varlıkta? Zaten bak bütün canlıları sev, senin içindeki sevginin ortaya çıkıyor. Bir topluma gidelim, bir çocuk var diyelim. Hiç kimsenin yanına gitmez değil mi? Ya bu kendimi övmüş gibi oluyor. Bu bencillik de doğru bir şey değil ama o çocuk bana gelir dostum. Ya seviyorum çocukları ya. Ya buradaki bize vermiş olduğu sevgi anamızın sevgisi. Anamız anlatılamaz bir şey. Herkesin anası kendine güzeldir ama benim gibi başka o kadar güzel. İnsanlara bakışı öyleydi çünkü. Hiç kimse için yani kötü düşünmez, kötü söylemez. Ya kötü bir şey olsa da onu görmeyin, ayıptır der. Ya kötü bir şey yapmış, yanlış bir şey yapmış. Yani onu görmeyin der. Yani onun sırrını, onun ayıbını saklarsanız Allah sizin bir ayıbınızı saklar. Örter, günahınızı affeder der. Affetmeyi öğreten anamız bizim.
kendi adıma söyleyeyim. Ben bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapar mıyım, yapar mıyım? İşimi severim. İşini, yani her insanın işini sevmesi lazım. Severek yapılan her şey güzel olur. Bu birinci ilke yani. İnsanların en önemli noktası bu. Bir iş yapıyorsan ya yap ya yapma mantığı. Yani ya sev ya sevme anlamı çıkıyor değil mi? Severek yaptığın zaman başarılı olamayacağın bir iş yok. İki, ya bizim eğitimimiz eksik hocam. Yani tamamen eğitim. Bir şeyleri biz, yani illa bunu kafaya koymakla olmuyor. Yetişerek, yetişirken, yani toplumun çok bilinçli olması lazım ya. Hep empati, yani diğer adıyla empati diyeyim. Yani kendimize empati yapmıyoruz. Hep her şeyi başkasından bekliyoruz. Hep her şeyi başkaları kötü yaptı. Hep her şeyi onları kınamaktan başka bir şey bilmiyoruz. Yani en önemli şey kendimizi eleştirmeyi öğrenmeliyiz. Kendimizi düzelttiğim zaman her şey çok güzel olacak. İmana sahip değiliz. Özünde asıl gerçek imanın bize, İslam'ın bize öğrettiği şeye sahip değiliz. Bunları yani yüzeysel geçiyoruz. Müslümanız diyoruz, elhamdülillah diyoruz. Ama elhamdülillah diyenler bu tarafa gidiyor, biz bu tarafa gidiyoruz. Ya elhamdülillah ne diyorsan bu tarafa gidelim de. Yok arkadaş, o taraf daha cazip geliyor. Bir meslektaşım var mahallede. Gidip selam veriyorum arada, bir boş geçerken görüyorum. Ne haber Ali abi? Ali abi yaş kaç? 75. Benim 60 yaşındayım ya. Değil mi Ali abi? Artık yetmez mi ya? Daha ne uğraşıyorsun dedim pisipazın içinde ya. Çekil yani, çoluk çocuk yok mu falan. Dedi ki iki tane kızım var dedi. Oğlu yokmuş. İkisinin de dedi durumu iyi. Ben de böyle görüyorlar, üzülüyorlar çocuklar. Abi yapma o zaman. Diyor ki daha otur dedi, anlatayım sana. Oturdum. Dedi ki iki kızım bana baba dediler, seninle bir toplantı yapacağız. Kızım ne toplantısı, buyurun konuşun ne istiyorsanız. Demişler ki baba sen ne kazanırsın çalışırsan? 10 bin lira mı? Al sana 20 bin lira. İki kız da gelirleri iyiymiş kızların yani. Mesela 5 lira kazansan onlara verelim baba. Kızlar demiş 5'er lira verelim. Baba hiçbir şey yapma ya. Ye, iç, gez, toz. Allah'a şükür zaten şu bu falan. Tamam dedim diyor, çocukların gönlü olsun diye. Eyvallah tamam. Çocuklar diyor bana para veriyorlar git gez diye. Bir gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay, 3. ay diyor. Çıldırmaya başladım diyor ya. Dedim ki çocuklar gelin diye bir toplantı yapalım. Çocuklar ne oldu baba, hayır falan. Ya kızım demiş, paranız sizin olsun, beni bana bırakın, kafama göre yaşayayım ya demiş. Ölürsem de tezgahımda öleyim dedim diyor. Baktılar ki babam lan oğlum niye böyle diyor bu adam. Sıkıldım kızım diyor, ben gezmektim, boş gezmektim. Ben oldum olası hep çalıştım, boş gezmeyi bilmem, beceremem. Yapacağım iş değil ya. Ben şimdi boş kalsam ne iş yapabilirim arkadaşım, boş nereye giderim ya. Ulan onu düşününce Allah Allah, Ali abi 75 yaşında böyle diyor. Ben 60 yaşına gelmedim daha, ne olacak abi. Aldığım şu, tezgahın başında öl diyor ya. Ölmeyeceksin eğer tezgahın başında sorunsuz gidersin usta. Sahip olduğumuz değerleri çok iyi bilmeliyiz. Var olanın en iyi şey olduğunu anlamalıyız. Çoluk çocuğumuza ya para pul kazanmayı değil, insan olmayı öğretmeliyiz. İnsan, insan, insan.